Basamaklı sayısı 9 ile tam olarak bölünebildiğine göre x artı y'nin değeri isteniyor diyor. Eğer 9 ile bölünüyorsa rakamların toplamı 9'un katı olmalı. Toplamları 9 eden varsa atabiliriz ama şu an yok. Direkt toplarız bu nedenle. 2 artı x artı 3 artı y artı 2 9'un katı olacak. O halde x artı y artı topluyorum. 5, 7 eşittir 9k. Şuranın 9 etmesini ya da 9'un katı olmasını sağlayacağız. Bizim x artı y'miz 2 olabilir. Eğer 2 verirsek 2 artı 7 9 eder. 9'a bölünür. Bir sonrakini bulmak istiyorsak 9 ilave edeceğiz. 9 ilave ediyorum. 11. 11 olabilir. Çünkü 2 tane rakam. Yine 9 ilave ediyorum. 9 ilave edersek 20. Şimdi 2 tane rakamın toplamının 20 olma şansı yok. Yani x artı y'nin 20 olma şansı yok. Çünkü 9, 9 versek 18 ediyor. 20'yi bulma şansları yok. Bu olmayacak. Bu nedenle x artı y'nin alabileceği en büyük değer 11'dir. X artı y 11 olur en fazla.